Tuğba'cığım, merak ettiğim bir şeyi sana danışmak istiyorum ben. Biz kadınların toplum içindeki davranışlarına, giyim kuşamlarına, oturuş kalkışlarına, başlarını örtmelerine, açmalarına, dekoltelerinin açıklığına, kapalılığına neden erkekler karar veriyor? Yani erkeklerin başka ve daha önemli işleri yok mudur bu hayatta da? Yani en öncelikli konularından biri, bizi ilgilendiren konular. Ben bunu çok merak ediyorum. Bunu sen bir bu konulara kafa yormuş biri olarak nereye bağlıyorsun? Aslında çok ince detayları düşünen biz kadınlarız. Onların karışmaları, kendilerinin ne izin verilen noktalara kadar karışabiliyorlar. Fikir söyleyebiliyorlar. Fikir söyledikleri zaman da biz bunu ya kabul ederiz ya kabul etmeyiz. Gene bizle alakası olan bir şey. Biz izin verdiğimiz için mi bu tür konuları gündeme getiriyorlar diye düşünüyorsun? Orada bir güç, kuvvet göstergesi erkeklerin. Erkekler o kadar ince detaya bakmazlar aslında. Orada bir gücünü oluşturmak adına diye düşünüyorum. Fikrini söylüyor, bu yasak oluyor, isteği oluyor. Yani bunu biz kadınlar sadece... aslında kendimiz için giyiniyoruz. Kendi estetiğimizi biliyoruz, arkadaşlarımıza bakıyoruz, onlara rol model olarak almak istediğimiz kişilere örnek oluyor, onları rol model alıyoruz. Biraz gayretimiz varsa, iyi bir bakış varsa, kompleksimiz oluşmuyorsa biz onlara benzemeye çalışıyoruz. Onlarla aynı dili konuşmaya çalışıyoruz. Yani kadınlar arasındaki bir iletişim dili midir bu giyim, kuşam daha çok aslında? Belki ihtimal öyle geliyor bana. Böyle, ama o zaman erkeklerin çok da karışmaması gereken bir alan. Hani bizim nasıl giyindiğimiz, saç rengimiz, dediğim gibi hal ve tavırlarımız, bunlar da giriyor işin içine. Ama neden peki, yani haklısın belki, ama ben bunların her zaman erkekler tarafından gündeme getirildiğini ve kısıtlandığını işitiyorum. Buna gerçekten biz mi izin veriyoruz? Hayır, hangi boyutta karışıyor? Hangi boyutta fikir söylüyor? Evliliklerde mesela. Hayır, biz işte evliliklere daha açalım, arkadaşlar arasında evet. Hangimiz birbirimize baskı ifadesi kullanıyoruz, hangisinde fikir beyan ediyoruz? Kişinin kendisi algısıdır o. Biz aslında... Bu sana yakışmış veya yakışmamış demekle bir kız arkadaşımızın, bize eşimizin ya bu eteğin de çok kısa, bunu giyme şimdi çıkarken demesi benzer şeyler mi? Onun fikri. Biz yani o boyuta taşımaktan hoşlanıyoruz. Mağduriyet hoşumuza gidiyor bazen. Çok ilginç bir şey söylüyorsun. Yani yani bu belki bizim çevremizde böyledir. Ama gerçekten kocasının izin vermediği eteği, yani etek boyunu satın alamayacak birçok insan var olduğunu, hatta bunu dile bile getiremediklerini biliyorum arkadaşlarımdan. İşte burada ayırmak lazım. Eşim bana baskı uyguluyor, eşim bana karışıyordan beslenmiş olabilir kız arkadaşlarından, bayan arkadaşlarından, komşulardan. Yani bana söylediği şekliyle yaşanmıyor olabilir mi gerçekten bu? Tabii. Biz o zaman kadınlar bazı durumlarda kendimizi kandırıyor muyuz? Hayır, biz beslendiğimiz konuda konuşuyoruz. Ya da bunu acaba bir sevgi ifadesi gibi algılıyor olabilir miyiz? Hani kıskanılmayı, korunma, yani beni eşim koruyor, korumak istiyor gibi mi algılıyoruz? O çok iyi niyetli ifadedir. Eğer onu uyguluyorsa, onu söyleyebiliyorsa sağlıklı, muhabbet dolu bir ilişkinin içindedir hanım. Özgüven doludur. Ama bunu söylemeden aslında böyle düşündüğü için buna izin veren, kocam bana karışma hakkına sahiptir diye zaten kocasına bu yetkiyi teslim etmiş kadınların da olduğunu biliyor. O tercihidir onun. Ondan mutluluk duyuyordur. Hoşuna gidiyordur. Yani biz şeyi karıştırıyoruz. Fikir beyanıyla baskıyı karıştırabiliyoruz. Biz işimize geldiği gibi çok acımasız davranıyoruz beylere, eşlere. çok ters köşeden geldin. Yani ben burada kadınları korumak adına kadın penceresinden konuşalım derken bir anda erkek savunuculuğu gelince çok şaşırdım. Yani nasıl bir haksızlık yapıyoruz biz erkeklere? Tarafsız baktığım için. Siz öyle algıladınız. Ben tarafsız bakmaya çalışıyorum. Nasıl bir haksızlığa daha çok uğruyorlar sence erkekler? Biraz açar mısın? Yani hiç düşünmediğim için o cepheden. Biz kadınlar çok komplikiyiz. Anlatıcıyız. Çok didikleyiciyiz. Ve erkekler çok düzdür. Siyah siyah, griye gri. Neden sen bilirsin der. Eğer bir inatlaşma boyut yoksa, bir olumsuz bir davranış boyutu yoksa, ilişkilerdeki alışverişe göre değişir bu ama niye biz karışıyor deriz? Niye eşin bana fikrini beyan etti, ben bunu giymeni istemiyorum ya da bunu takmanı istemiyorum ya da zaten onlar toplumsal bir baskının da içindeler. Bir de erkek hegemonyası var bizim toplumda. Erkek çocuklarının yetiştirilmesinden kaynaklı bir farklı noktaları var. Yani sizi bir erkek ya da eşiniz kendi çevresine, toplumsal bir çevreye yanında taşıdığı zaman tabii ki o toplumun gerektirdiği gibi davranılması ve giyim ortamının oluşmasını ister eşi olarak. Bu doğaldır diye düşünüyorum. İlla bize baskı uyguluyor diye değil. Niye uyum sağlayamıyoruz o zaman? Yani sadece giyimde uyum sağlamak değil ki, yaşamda bir uyum sağlamak adına biz o ilişkiyi devam ettirdikçe. Yani orada iyiyiz. Acaba mesela bazen biz de hata mı yapıyoruz onu bir cinsiyetçi baskı gibi algılayarak? Evet. Aslında o bir takım çalışmasının bir sonucu olarak mı görülmeli? Yani buna bu kadar iyi niyetle bakabilmeli miyiz? Evet. Ya da değer verirseniz eşinize, karı koca arasında değer veriyorsanız o değerin ifadesi zuhurat olarak kabullenebilir kadın ya da erkek. Söylediklerin çok kulağa hoş geliyor ama bir yandan da çok geleneksel sanki bakışı da böyle destekliyor gibi geldi bana. Olabilir. Hani kadının özgürlüğüne bir yerde gölge düşürüyor olamaz mı? Biz çok özgürüz aslında. Geleneksel bir yapıdan geliyorum zaten ve benim düşüncelerim tarafsız bakışla alakalı. Çünkü yaşam koçluğu yaptığınız zaman ya da ilişki danışmanlığında sizi anlatanın değil, öncelikle anlatılan tarafına da bakmanız gerekiyor. Yani o ortamda olmayan kişinin, üçüncü hakkında konuşulan kişinin de penceresinden bakabilmeyi mi gerektiriyor? Kesinlikle. Tarafsızlık bu. Dolayısıyla o bir geleneksel bir bakış açısıysa bile onun da desteklenmeye hakkı var ya da onun da anlaşılmaya en azından hakkı var diyebilir miyiz? Sizin hayatta şu anda sizinle yaptığımız diyalogda bile yaşama dair verdiğiniz mesajlarda hata yapma, boşluk oluşturma gibi bir şansınız yok. O yüzden ben evlilik, ikili ilişkilerde, komşuluk ilişkilerinde, gelin kaynana ilişkilerinde bile geleneksel basma kalıp aynı çoğu zaman kullanılan ifadelerin doğru olmadığına inanan bir insanım. Benim söylediğim geleneksel bakış açısıyla aynı şey değil sanıyorum ifade ettiğin. Ben geleneksel yaklaşımla daha hani tutucu, kadını biraz daha böyle eve hapseden bir yapıyı destekleyip desteklemediğimizi sormuştum. Ama sen bu algının aslında geleneksel olduğunu, bu bir klişe olduğunu söylüyorsun bana. Aslında bu da çok ilginç geldi bana. Evet, tabii her zaman kendi haklılığımızı ele almamız ne derece doğru bilmiyorum ama hoşuma giden şu oldu. Sana bir danışan ya da işte senin tabirinle paylaşan geldiği zaman sadece onun haklarını değil, onun anlattığı, şikayet ettiği ilişkisindeki kişinin penceresinden onun haklarını da bir şekilde anlamaya çalıştığını anlıyorum. Doğru mu? Doğru noktaya o zaten kendisini getirmektir bizim amacımız. Biraz önce de dedik ya, kadın aslında çok komplike bir yaratılış, yaratım. Daha sonra istediğiniz konularda bu kadını işleyebiliriz. Kadın kompleks yapmadan hayatındaki yaşamı, ikili ilişkilerini, evlilik yaşamını devam ettirmeli. Çünkü çok ciddi zararı kendisi görüyor. Biz dedikoduyu çok seviyoruz. Biz kendimizle alakalı ya da bizden birilerinin olumsuz ilişkilerini konuşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü onun karşılığında hep bir besleniyoruz. Ve bize boş, anlamı olmayan bir gün geçiriyoruz ve boşu boşuna mesajlar alıyoruz. O yüzden kadın çok donanımlı olmalı, kadın tarafsız bakmalı, kendisini çok iyi yetiştirebilmeli ve evlilik içerisinde eşini rakip olarak görmemeli. Acaba biz özgürlüğümüzü savunmak adına eşlerimizi rakip olarak mı görüyoruz? Evet. Bunu mu söylüyorsun? Evet. Yani bu en çok karşılaştığın hatalardan biri mi gerçekten? Çok büyük. Temeli o. O yaparsa ben de yaparım. Bu çok enteresan geldi bana çünkü... Eşler hiçbir zaman rakip değildir. Hepsinin farklı bir donanımı vardır. Fiziksel, sosyolojik, ruhsal, psikolojik olarak. Bunda siz biri dişi, biri eril, yani biri erkek, biri kadın. Bunlar nasıl rakip olacak ki birbirlerine? Bir de aynı ortamdasınız. Ortak yaşamı paylaşıyorsunuz. Birbirine güven akdi oluşturulmuş. Yani o zaman o birlikteliğin sürmesi adına bir duruş sergilemek gerektiğinden ama işte burada ben hala o geleneksel normlarda kadını kısıtlayan bir role girip girmemekte açıkçası kararsızım. Seninle konuşurken evet seni anlıyorum ama bir yanım evliliğin biçtiği kadını baskılayan rolü de benimsememek yönünde. İşte hangisi baskı ifadesini oluşturuyor onu çok anlayamadım. Hani her türlü ihtiyacınız aynı ortamda gideriliyor değil mi? Kimsenin, başka bir yabancı birisi ya da üçüncü bir insanın doğal bir yaşam sürecini aynı ortamda kabullenemeyeceği bir noktada siz eş olarak kabul ettiğiniz insanın, kişiyi her şekilde kabul edip evlilik akdini başlatıyorsunuz. O zaman eşitliğe veda mı diyoruz? Eşitliğe veda değil, bu karşılıklı alışveriş ama. Yani bizim toplumda özellikle gençlerimizde ben bunu yaparım, sen bunu yap. Alışveriş değil ki bu. Yani sınırlandırılmış bir alışveriş değil. Bu tümden ruhsal, duygusal, güvene dayalı aslında bir alışveriş. Sınırsız bir alışveriş. Birliktelik. Şimdi ben dolayısıyla orada eşitlemek yani bu her katmanda bir eşitliği sağlamak mümkün olamaz ve geçirgen bir yapıdan bahsediyoruz gibi algılıyorum. Evet. İlişkiler girift çünkü. Dinamik ve girift. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün benim için farklı bir bakış açısı oldu aslında. Çok teşekkür ediyorum. Devamını daha sonra konuşuruz istersen. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben